Yeni bir haftadan herkese merhaba. Gerçekten şu saçlarımı görüyorum, şunlar ufak ufak böyle elektriklenmiş. Bu görüntü için üzgünüm arkadaşlar. Ama sporumu yapmak için yine sahile geldim. Her ne kadar sahilde böyle kocaman bir çalışma olsa da ve çok kötü görünse de ve muhtemelen şu an rüzgar esiyor ve sesimi duyamıyorsunuz. Ama idare edersiniz diye düşünüyorum. Ben de olağanca yüksek sesle konuşuyorum çünkü. Geçen haftaya yürüyüşle başladık ama haftanın son 3 günü yürüyemedim Şile'ye gittiğim için. O yüzden bu sabahın köründe kalkıp dedim ki yürümen lazım Elif. Kalk hemen yürü. Bir de eve gidip tartıya çıkacağım. Çok heyecanlıyım. Normalde tartılar beni heyecanlandırmıyor ama işte bir başlangıç ya. Ucundan köşesinden tutunayım istiyorum. Neyse çok gürültülü, eve gidince konuşuruz. Arkadaşlar bu zararın neresinden dönülürse kârdır güncellemesi. Anlatırım bir ara. Selam arkadaşlar. Ufak bir güncelleme ile geldim. Apple'dan bir kulaklık almıştım. Bu AirPods Max miydi neydi onun adı? Şimdi aklımda değil adı. Ve 15 gün bilerek de gidip Apple mağazasından aldım. Çünkü tam emin değildim yani. Aylardır deli gibi kulak üstü kulaklık istiyorum ama bu kararımdan da emin değildim. Neyse deneyimledim bir 4 gün kadar ve benlik bir şey değilmiş arkadaşlar. Yani hani o kadar parayı verip kafamda 1 kiloluk bir şey taşımak çok benlik bir şey değilmiş. O yüzden iade ettim. Açıkçası ben video editlemek için ve işte yürüyüş yaparken falan kullanırım diyordum. Ama ikisi için de fazla ağır. Migrenim tuttu ya. Şaka gibi gerçekten migrenim tuttu. O yüzden götürüp iade ettim. Allah'tan bu akıllılığı ettim ve direkt mağazadan alıp o iade şansımı kullandım. Hakkımı kullandım. Neyse güzel bir deneyim oldu en azından. 4-5 günlük bir deneyim oldu. Ama işte böyle. Bazı ürünleri, böyle emin olmadığınız ürünleri en azından bu şekilde iade şansının olup olmadığından emin olarak almak daha mantıklıymış. İlk defa bir alışverişimde böyle bir deneyim yaşadım ve bu iade hakkımı da kullandım. Açım da harika. Ay pardon arkadaşlar. Markete geldik. Bir tane poşet versene. Marul alacağım. Salata yapmak. Başka poşet yok. Markete geldik. Alışveriş yapacağım salata yapmak için. Sen nane var mı? Bir tane nane al önünde bak. Ben ooo marula bakar mısın? Kocaman bunu eve götüreyim ben. Birazını burada bırakayım. Akşam iftar ederim. Gerçi Kezban da mutfağı kullanıyor da. Şuna ooo nane çok güzel. Harika bir salata yapacağım şimdi kendime. Bir tane maydanoz al. Ver bir tane bana. Bir tane bunu roka ver. Bir şey, çalı fasulyesi çıkmış. Alsam mı? Alayım ya, çalı fasulyesi alayım. Kendi fasulye yapayım bu hafta. Şimdi buna başka ne lazım? Tulum peyniri lazım. Bitince tekrar alırım. Tulum aldık. Bu salata için tulum peyniri şart. Bu marka değil ama kurutulmuş domates olayı var ya salatada. Şimdi birazdan salata yapacağım ve size göstereceğim salatamı. Tadından yanmaz. O kadar lezzetli olacak ki şu an ağzım sulanıyor. Bayılmama ramak kalıp salatam yetişti. Arkadaşlar şöyle bir salata yaptım. Biraz fazla. Yeşillikler harika, turun peyniri harika, konuşamadım ama kurutulmuş domates basat, çok kötü. Yani salatamı mahvetti. Alırsanız Berlak'ın kurutulmuş domatesini alın. Böyle kurutulmuş domatesler yumuşak yumuşak aşırı. Böyle cıvık cıvık. Hiç beğenmedim. Selam. Yeni bir güncellemeyle geldim. Az daha gelemiyordum ama geldim. Huzur evinden bugün geç çıktım. İftara eve yetişecektim ama yani şey, oruçlu değildim hani. Bir acelem yoktu. Böyle yavaş yavaş bir rampa var. Rampada inerken kafa üstü, geri üstü çakıldım sırt üstü. Ve başımı çok fena vurdum. Ufak bir baygınlık geçirdim. Sonra şey yaptım.
kızlar beni o yukarı çıkardılar. Biraz huzurevinde bekledim eve dönmek için. Ya da hastaneye giderim düşüncesiyle. Neyse, kamera kaydını izledim hani nasıl düştüm. Ya o kadar komik düşmüşüm ki. Ve düştükten sonra birkaç saniye böyle kıpırdanıyorum ama hani kendimde değilim. Çünkü ben nasıl düştüğümü hatırlamıyorum yani. Hani ayıldığım an hatırlıyorum. Üstüme yağmur damlıyordu çünkü. Ama bildiğiniz yerde bir dakikadan fazla kalmışım. Neredeyse iki dakika kadar yerde kalmışım. Kendime o kadar çok kızdım ki. Yani bir şey olabilirdi. Ne bileyim, kötü bir şey olabilirdi. Dikkatsizlik de değil aslında. Dikkatsiz de değildim ama yani çok modum düştü ya. Önceden de bugüne sinema bileti almıştım. Aslında gitmeyecektim ama Sadık dedi ki git, hani kötü hissedersen gelirsin. Çünkü gitmediğim için de kafama takıp üzülecektim. Neyse, öyle. O düştüğüm kısmı koyacaktım buraya kendimle alay etmek için. Ama sonra işte böyle izlenme, prim için falan koydu gibi de falan bir yere düşer sonra kepslere falan konu olurum diye koymadım. Ama telefonumda duruyor. Şu araba geçsin de. Ya. O kadar kötü düşmüşüm ki. Kendimle alay etmeyi çok seviyorum. Aslında sırf onun için koyacaktım ama ne bileyim, TikTok'ta falan böyle Instagram'da böyle hesaplara düşerim, kepslere konu olurum falan diye koymadım. Neyse işte şimdi sinemaya gideceğim. Önce AVM'de böyle koştur koştur olmayayım diye, AVM'de biraz dolanayım diye ya da orada otururum. Erken çıktım evden. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar ben ne izliyorum böyle demeden bu filmi izlemeniz mümkün değil. Film ekimini de izlemek istiyordum aslında ama izleyememiştim. Ancak şimdi fırsat oldu. Zaten başrol oyuncusunun Emma mıydı? Evet. Onun Oscar almasına da şaşmamalı. Yani ilk yarıdan sonra hani daha biz daha fazla ne bekliyor gibi bir şey diyeyim ama muhtemelen asıl olaylar ilk yarıdan sonradır. Bakalım, çıkınca muhtemelen fikirlerimi söylerim ama su almak için, normalde filmin arasında salondan çıkmam ama su almak için çıktım. Hava yağmurlu, yarın sabah spora gidebilecek miyim bilmiyorum. Bir de var ya, o kadar çok canım cips istedi ki anlatamam size. Şöyle ketçaplı ruffles falan istedi canım ama yemedim. Yemiyorum da. Bu arada filme girmeden önce son dakika H&M'den şey aldım. Bir tane böyle kapşonlu aldım, fermuarlı. Bir tane beyaz tişört aldım ama beyaz tişörtü sırf böyle yumuşacık bir kumaşı vardı, o yüzden aldım. Çok güzel hissettirdi bana giyince. Neyse, o kadar işte, gidiyorum şimdi. Bir de yarın çok heyecanla beklediğim bir şeyin kargosu geliyor. Yarın gelir mi bilmiyorum ama yarın gelirse açarım kargoyu. Gelmezse artık ertesi gün gelir muhtemelen. Ertesi gün açarım ama videolara yeni bir soluk geliyor. Arkadaşlar filmden çıktım, evin önüne geldim. Dedim ki biraz sindireyim, konuşayım ama eve çıkarsam hiç yani konuşamayacağımı düşünüyorum. Ben ne izledim bilmiyorum ama mükemmel bir filmdi. Keşke film ekiminde izlemiş olsaydım da böyle herkese hava atsaydım diye düşündüm. Ama sinemada izlememiş olsaydım da kendime çok kızardım. Bilim kurgu, fantastik, dram, her şey vardı filmde yani. Şöyle söyleyeyim, bir bilim adamının ölmüş bir kadın bedeninin kafatasına çocuk beyni yerleştirerek onu hayata döndürüyor. Filmin konusu bu. Bu bir spoiler değil bu arada. Biz sonrasında işte o kadının yaşamını, kendini bulmasını ve serüvenini izliyoruz. Ama film bambaşka bir yerden bambaşka bir yere evriliyor açıkçası. Hani spoiler vermeden şöyle bir şey yapayım, bahsedeyim yani. Biraz artı 18 bu arada film, yani cinsellik fazlasıyla barındırıyor bu arada, onu da baştan söyleyeyim. Ama beni rahatsız eden bir şey yoktu yani. Onun dışında birazcık böyle kan falan da vardı yani, o kısımları çok mide bulandırıcıydı benim için ama azdı yani, çoğunlukta değildi.
Çok keyifli bir deneyimdi bu filmi izlemek. Yani sinemada izleyemeseniz bile kesinlikle kesinlikle izleyin yani. Şimdi artık eve çıkıyorum. Saat 1'e geliyor. Sabah da erken kalkacağım. Bu arada Sadık galiba salonda uyuyakalmış. Onu da uyandırayım. Yarınki güncellemelerde veya sonraki günlerdeki güncellemelerde görüşmek üzere. Selam. Dün akşamki sinema gecikmesinden dolayı sabah kalkamadım. Hava yağmurluydu, yürüyüşe gidemedim. Zaten hava durumuna bakmıştım, yani bugün yürüyemeyeceğimi biliyordum. Hazırlandım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şöyle bir salata yaptım. Yani salata denilebilir mi bilmiyorum ama bunun tarifini Yasemin verdi. İçinde nohut, mısır, üçer kaşık var. Bir tane salatalığı kabuğuyla rendeledim. Bir tane havuç rendeledim. Ve bir tane kabağı da kabuğunu soyup rendeledim. Böyle bir karışım. Bunu ikiye böleceğim. Yarısını öğlen, yarısını akşam yiyeceğim. Birer kase yoğurt, üçer kaşık yoğurtla. Bu yoğurt yeter diye düşünüyorum. Hem öğlene hem akşama. Karıştırıp da yiyebilirsiniz. Baştan karıştırma dedi Yasemin. Sulanıyor dedi. Yanıma kaşık da aldım. Böyle küçük kaşıkla yemeği seviyorum. Böyle bir şey yaptım tarif. İçine bir kaşık da zeytinyağı koydum. Ben acılı zeytinyağı koydum. Biraz da muhtemelen tuz koyarım ben. Böyle bir şey. Bugün ve yarın bunu yemeyi düşünüyorum. Bir de bugün tırnaklarım gidiyor. Evet arkadaşlar, evde ayakkabılarla dolaşıyorum. Ben geldim. Ve bu güncelleme için çok heyecanlıyım. Arkadaşlar, bir kargo geldi. Geçenlerde bir tane kulaklık almıştım ve kulaklığı deneme süresini deneyip hani benlik bir şey olmadığını düşünüp karar verip iade ettim. Sonra vlog kamerası bakıyordum. Bu Sony'nin vlog kameralarına bakıyordum. Ama Sony'nin vlog kamerası böyle yana doğru açılıyor. Benimki yukarı doğru açılıyor. Bazen böyle hani şu an tam göz teması kuruyorsam bazen kendime baktığım zaman yukarı doğru bakıyorum. Onda yana doğru bakacaktım. Ve bu durum benim çok hoşuma gitmedi. Sonra bundan yaklaşık bir 3 ay önce, aslında ne zaman, o 3 ay da değil ya. Ne 3 ayı, daha da biz Mart ayındayız. Yazın bir şeye gitmiştim. Festival gibi bir şeye gitmiştim. Zeynep falan vardı. O vlog da çekmiştim. O zaman Amerika'dan Simay'ın tanıdığı bir arkadaşı DJI'ın bir kamerasını getirecekti bize. Yani bunu. Son anda vazgeçtik. Sonra dedim ki ben tekrar DJI bakayım. Ve çıldırıyorum şu anda. DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo'yu aldım. Artık bir yaka mikrofonum olacak video çekerken. Ve tam teşkilat olacağım ya. Ama şey, yani bunu bir yatırım, hani daha da büyümek için bir yatırım gibi bakmayın. Daha benim için, biri bakıyor bana zannettim. Benim için daha keyifli hale gelecek ve daha eğlenceli olacak gibi düşünelim. Hani büyütüyor falan filan gibi değil de. Çünkü bu benim işim değil, bu benim hobim. O yüzden hobime yatırım yaptım, işime değil de. Neyse ya, hemen açıp göstereceğim size de. Şunu nasıl açacağım? İşte o kadar heyecanlandım ki elim ayağım birbirine dolandı. Neyse, bu arada ben bu ilk kameramı aldığımda bunun birinci modeli, yani ilk modeli çok yeni çıkmıştı ve bir tane YouTuber'ı takip ediyordum. Paris'te vlog çekiyordu. Türk seyahate gitmişti. Oha demiştim ya, keşke bunu alsaydım, daha rahat çekerdim. Çünkü bunu elimde böyle tutmaya utanıyordum o zamanlar. Yine bazen utandığım zamanlar oluyor, anlar oluyor. Onun da sebebi şu, çok büyük bir YouTuber olmadığım için salak ya, kendi kendine ne çöküyor falan gibi böyle arkamdan konuşuyorlardır diye. Neyse, çok pişman olmuştum. Keşke onu alsaydım. Hatta hiç unutmuyorum, 1500 lira gibi bir şeydi ilk çıkan modeli. Sonra tabii uçtu fiyatları. Neyse, ay çok heyecanlı. Arkadaşlar böyle çantası da var. Şöyle çantası da var bu arada. Taşıması da çok daha kolay olacak. Ben muhtemelen sürekli çantasında taşırım bu arada bunu. Ya şu an ne oluyor ya? Şu an ne oluyor? Şaka mı? Bu arada ekranı büyüdü. Kocaman bir LED ekranı oldu. O yüzden hemen çekmeye başladı arkadaşlar. Şaka mı? Şunu nasıl yapacağız acaba? İngilizce değil, İngilizce istemiyorum. Dil Türkçe seçeneği de var arkadaşlar. O kadar güzel olacak ki. Kaydırıp geçin.
Ekranda dokunmatikmiş. Oo. Daha ne olsun be. Bakın şöyle. Şimdi beni çekecek. Bakın şimdi. Ya inanmıyorum. En güzel özelliklerinden biri de şimdi şurayı benim en beğendiğim özelliklerinden biri. Mesela bir yerdesiniz ve ses yapmadan vlog başlatmak istiyorsunuz. Hemen şunu şöyle çeviriyorsunuz ve hemen çekmeye başlıyor. Aa, niye dili her seferinde şey yapıyor? Kurulum yapmadığım için mi? Aa, böyle her seferinde dil falan seçemem. Sen de yani. Bak takayım da. Neyse. Ayarlamaları yapacağız. Şimdi ben Creator Combo şeyini, modelini aldım, serisini aldığım için bu YouTuber'lar için özel bir seri. Dolayısıyla içerisinde yaka mikrofonu falan da var. Bakın bu yaka mikrofonu. Normalde bunu ayrıyetten satın alıyorlar. Şöyle bunu da buraya takacağım. Hatta şöyle bir başlığı da var bunun. Rüzgar önleyici falan. Böyle bir başlığı da var. Bunları da takacağız yani. Neyse biraz bakacağım, öğreneceğim. Videonun tamamı böyle bunu göstermekle geçecek gibi oldu ama bu kadar yeter. Bu hafta yine benim emektarla çekmeye devam edeceğim. Haftaya bu yeni şeye geçeceğim, kameraya geçeceğim. O arada da biraz öğreneyim, alıştırma yapayım diye düşündüm. Böyle. Ay, açım çok kötü arkadaşlar ama bakın. Bugün sabah yaptığım bir salata gösterdim ya size. Onu yoğurtla karıştırınca yerken karıştırıyorsunuz. Birazcık tuz ekledim. Birazcık karabiber ekledim içine. Böyle bir şey oldu. Öğlen yedim. Öğlen çekemedim. Acayip lezzetli bir şey var ya. Anlatamam size. Kabak rendelendi içine çiğ. Havuç. Salatalık. 3 kaşık mısır. 3 kaşık nohut. Ve 3 kaşık da yoğurt. Benim yoğurdum 2 kaşık. Ama nefis, nefis. Çok beğendim. Keşke yeni vlog kameram bugün yanımda olsaydı ya. Neyse. Haftalık vloğa eskisiyle devam ediyorum. Çünkü böyle olsun istemiştim ama şu anda bu kararımdan pişmanım. Kadıköy'e gidiyorum. Huzur evine geldim. Haftalık çalışma shiftini falan yaptım personellerin. Onları hazırladım. Sonra da hafta sonu bende araba olmayacak ve evde olacağım. Nil'le olacağım. Bu yüzden de dışarı çıkamayacağım için bugün kendime es verdim. Yani akşam geç saate kadar Kadıköy'de olmayı planlıyorum. Hiçbir programda yapmadım. Çok da heyecanlıyım. Yaşasın ya. Özlemişim. Gerçekten. Arabayla Kadıköy'e gidip akşam trafiğini çekmek biraz işkence olacak ama sonrasında idare edeceğiz. Neyse. Çıkıyorum şimdi. Hoşçakalın. Arkadaşlar ne yesem ne yesem diye kararsızlık yaşayıp Say Cheese var ya, şu makarnacı hani. Ünlü makarnacı. Oraya geldim. Şöyle şipşak oturup şurada yiyesim geldi. Makarna yiyesim geldi açıkçası. Yanaklarım Simya Berksoy ama biraz daha bu tarafa doğru yapmam lazımdı. Orada hata yaptım. Çok geride olmuş. Neyse, makarna yiyeceğim. Sonra bir yerde oturup böyle kitap okumak istiyorum. Falan böyle sessiz, sakin, kahvemi yudumlamak istiyorum. Neyse. Gelsin makarnam, gösteririm size. Manzarama bakar mısınız? Arkadaşlar makarnam geldi ve o kadar açım ki, ama tam işte ekstra parmesan koydurdum. Hiç pişman değilim. Bir de yani biraz fazla ama bitirmesem iyi olur ya. Yani bitirmesem iyi olur ama güncelleme çekmeyeceğim. Mekin yenilenen serisinden bir tane ruj aldım ama burada şeyi yok. Ha, aldım bu. Bunu aldım şimdi. Velvet dedi. Acayip güzel olmuş. Evde gösteririm. Arkadaşlar şipşak gözlük alıyorum. Ya şu model bir ucuz yoldu gözlük arıyordum. Bunun fiyatı çok makul. Aldım. Sonra detaylı gösteririm. Bilge Karga'ya geldim. Ve şu tokalara bayılıyorum. Yeni tokalar gelmiş. Bir de şunlardan aldım ama farklı renklerini. Kadıköy'ü ne kadar özlemişim ya. Şimdi ufak bir işim var burada. Bir teşekkür edeceğim birine, uğrayacağım. Ama alışverişler yapıldı.
Ama küçük küçük alışverişler, tokalar falan, kitaplar falan. Eve gidince hepsini gösteririm. Belki yarın uygun bir vakitte gösteririm, bilmiyorum ama kesinlikle gösteririm bu vlogda. Bu arada Fahriye'deyim arkadaşlar. Kitap okumak için buraya geldim. O kadar yoruldum ki anlatamam size. Ama size Kadıköy'den aldıklarımı göstermeden de günü bitirmek istemiyorum. Öncesinde bir şey yapacağım ama. Kendime bir şey aldım. Aldığım şeyi de şundan tahmin edebilirsiniz belki. Çok sık olmasa da kendime, aslında sık da sayılabilir ya, ayda bir kere alıyorum neredeyse. Taze çiçek alıyorum yani böyle. Ve suya koyuyorum. Genelde o su da böyle çamur olana kalıyor falan. Yani böyle, ama şöyle güzel oluyor, böyle güzel oluyor diye hava atmak istemiyorum ama ilk birkaç gün güzel oluyor. Tam lale mevsimi, böyle lale almak istedim. Bence bu lila. Çiçekçi abla ısrarla mor olduğunu söyledi ama ben kesinlikle lila olduğunu düşünüyorum. Neyse, Lego'nun laleleri var bende. Böyle gerçekleri de olsun istedim. Abla renk renk al dedi çiçekçi abla ama ben böyle lila almak istedim. Bence çok tatlı oldular ya. Bir tanesi suya batmadı. Hepsini şöyle suya koyayım. Güzel oldular. Bu hafta sonumu güzelleştirecekler bence. Çünkü bu hafta sonu evdeyim. Hafta sonum evde geçecek ve sürekli bunlara bakmak bana kendimi güzel derken keyifli güzel hissettirecek. Lalelerin kokusu yok gibi. Yani yok bence. Çok az bir kokusu var ama yaprak kokusu gibi bir kokusu var. Kokulu Nergis'in kokusu çok güzel. Ama neyse ya, işte konumuz bu. Son dakika eve gelirken kendime lale aldım. Kendime çiçek almayı severim. Bu arada kocaman ay çiçekleri vardı. Ben ay çiçeklerini çok severim. En sevdiğim çiçek ay çiçeğidir. Ama mevsiminde lale alayım dedim. Hani böyle hep lale görüyorum son zamanlarda. Lale alasım geldi. Neyse hadi geçtim ben. Şimdi salona köşeme geçeyim ve size aldıklarımı göstereyim bugün. Şimdi size Kadıköy'den aldıklarımı göstereceğim. Böyle birkaç şey aldım kendime. Bunu Kadıköy'den almadım ama bunu da göstereyim bu arada. Bunu geçenlerde şuraya üçüncü bir, şu kısma üçüncü deliği yaptırdım. Oraya takmak için alışveriş merkezinden almıştım şunu. Bir dakika, odaklarsa göstereceğim. Odaklamazsa da geçeceğim. Çok şey yapmak niyetinde değilim. Odakladı, ne çabuk odakladı. Kız, kamera senden vazgeçecekken böyle hareketler yapma ya. Şöyle bir tane küpe almıştım oraya. Ama daha henüz takamadım. İyileşmesini bekliyordum ama iyileşti çoktan. Neyse, Kadıköy'den aldıklarım çoğunlukla kitap bence. Yani bence değil öyle. Bir de Bilge Kargı'dan gözlük aldım. Hepsini sırayla göstereyim. Burada her şey Bilge Kargı poşetinde çünkü başka poşet almaya üşendim. Şöyle bir toka, bunu benzerini şeyde gördüm. Pull&Bear'de gördüm. 280 lira mı neydi? Kadıköy'de böyle tokacılarda hani buna benzer bir böyle kaba bir böyle sert kumaştan bir fiyonk toka istiyordum. Şöyle şuraya takmalık arkaya. Sonra bunu görünce aldım. Fiyatı uygundu. 50 lira falan bir şeydi yani. Hiç kaçırmak istemedim. Sonra bu Eyüp Sabri Tüncel'in bir kolonyası var. Ben bunun kiraz çiçeği kokusuna bayılıyorum. Ben bunu böyle tekli ıslak mendillerini kaç yıl önce almıştım. Ve kiraz çiçeği çok severim. Sonra geçenlerde Selin'de görmüştüm. Galiba Selin'de görmüştüm. Öyle hatırlıyorum ama böyle minik şişesi varmış. Bakar mısınız şişenin tatlılığına? Ve şey fıstıklı böyle. Oh, çok güzel kokuyor. Dedim ben dedim böyle bu şişenin cam şişe olduğunu bilmiyordum. Bu konuşmayı muhtemelen Selin'le yapmıştım. Değilse eğer Selin beni düzeltir aşağıda ama Selin'le yaptığıma emin gibiyim. Sonrasında Bilge Kargı'dan gözlük aldım. Açıkçası bu gözlük geçenlerde bir tane daha gözlük almıştım. Geçenlerde dediğim bayağı oldu da. Bayağı da olmadı ya. Neyse işte. Ray-Ban'ın bir tane gözlüğünü almıştım. Bu gözlüğü almadan önce almak istediğim model buydu. Şimdi anlatacağım size. Ray-Ban'dan aldığım Mega Wave Frame'iydi. Neydi bunun adı ya?
Şu modelin adını unuttum da. Aynen. Doğru söylemişim. Şu kısmı şöyle kalın. Böyle. Böyle çok kemik kemik bir gözlük istiyordum. Ve bunu aldım arkadaşlar. Yani bunun rengi, bende böyle bir renk gözlük yoktu bu kadar açık tonlarda. Şu kısmı böyle kemik 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 bir gözlük istiyordum açıkçası. Ama siyah çerçeve istemiyordum. Gelin görün ki istediğim şekil bu değildi. Sizi şamdanın üstüne koydum. Herhalde camdan görmüşsünüzdür. İstediğim şekil bu değildi ama bunu da böyle gözüme kestirmiştim. Neyse bunu aldım. Bunu aldığım hafta Bilgi Karga'ya da gitmiştim. Asıl istediğim modeli göstereyim. Prada'nın şu göstereceğim modele benzer bir modeli var. Hatta Pinot'da da var. Videolarımda görmüşsünüzdür belki. Böyle. Oraya gittiğimde bunu görmüştüm ama çok siyah siyah diye almak istememiştim. Ve fiyatına da bakmamıştım. Hani benim bütçem hani biraz bir tık yukarıları çıkabilirim diye. Hatta Ray-Ban'a bakmıştım ama Prada'ya bakmıştım ama Prada, yani Pinot'un gözlüğü olan Prada gözlük bana yakışmıyordu. Bunu da o zaman almamıştım. Hani başka rengi var mı diye de özellikle sormuştum. Çünkü şuradaki şu altın detay çok hoşuma gitmişti falan. Sonra da dedim ki hani ben istediğim, bana siyah çok yakışmıyor. Ben kahve tonlarında biraz önce gösterdiğim gözlük gibi istiyorum. Ama Prada'nınki de bana yakışmıyor için bunu elemiştim. Sonra bu sefer gittiğimde dedim ki ya ben zaten istediğim gibi bir gözlük buldum ama bu modelde de bana olan, yüzüme uyan bir gözlük hani bulamadım. Dolayısıyla dedim ki bu ne kadarmış bir bakayım dedim ve çok ucuz, yani çok ucuz geldi bana. Zaten Bilge Karga'nın böyle uygun olan modelleri de var. Böyle fiyatlı modelleri de var. Bu uygun olanlardan da. Hani böyle plajda falan bile kullanabileceğim bir gözlük ve istediğim model. Bana yakıştı yakışmadısı göreceli bir şey. Ben kendime az çok yakıştırdım. Ve hani bütçemi de aşmadı. İyi bir gözlük zaten var. Bunu sadece böyle fotoğraf çekilirken falan böyle falan filan böyle kullanabilirim diye düşündüm. Ve bu gözlüğü aldım. Ne kadar anlatılırsa bir gözlükte o kadar anlattım bu arada yani. Ya ben böyle bir şey anlatırken o kadar eskisine gitmek, o kadar detayına inmek, ya bu huyumdan nefret ediyorum bu arada. Muhtemelen arkadaşlarımı sıkıyor olabilirdi bu huyum ama ne yapayım, böyleyim işte. Sonra Selim Baltacıoğlu, umarım biraz önce adını doğru söylemişimdir. Buradan kendime tokalar aldım. Buradaki tokaları çok seviyorum. Ara ara güzel tokalar geliyor buraya. Ya normalde kelebek toka, bunları çok sevmiyorum ama bu böyle sedefli gibi ve böyle videoda belli oluyor ama bilmiyorum, pembemsi bir sedefti. Çok hoşuma gitti. Biraz Nil, biraz ben. Şimdilik ben takarım diye düşündüm. Şöyle şuraya göründüğümü bilmiyorum ama dikkatimi dağıtıyorlar. Şu an Nil geliyor galiba eve. Şimdi geldim, video çekiyorum. Neyse, bu bir. Diğerlerini göstereyim. Böyle papatya şeklinde, bu pembe lila tonlarında, bu da kahverengi sarı tonlarında. İki tane böyle papatyalı toka. Bunları da çok sevdim. Materyali de böyle böyle bir sert mika gibi, plastiği falan hoşuma gitti açıkçası. İki tane de bu. Sonra diğerlerini göstereyim. Diğerleri de biri şöyle, bunun rengini nasıl anlatayım ki, böyle içerisinde gül kuruları, pembelikler falan var. Çok hoşuma, şu an tam belli oluyor yani. Böyle bir modeli var. Bir de şöyle bir şey aldım. Bunu böyle buralara takarım. İki tane olsaydı çok hoş olurdu ama bir taneydi. Yine de aldım. Ve son olarak da şu üçüncü deliğe şu küpeyi aldım. Tam bence gözükmüyor ama halkaya. Gözüktü valla. Şöyle bir küpe aldım. Bunu da kullanırım. Neyse. Sonrasına devam edelim. Sonrası tamamen kitap alışverişi. Onları da göstereyim. Bir tanesi alışveriş değil. Bir tanesi şu anda okuduğum kitap. Onu kenara ayırıyorum. Zaten bugün yarın o kitaptan bahsedeceğim. Aldıklarımı göstereyim hemen. Bir tanesi Erna Oks muydu? Erna Oks mu? Ya bu yazarın ismini düzgün telaffuz edemediğim için özür dilerim ama maalesef edemiyorum. Neyse, bu böyle Pıt Pıt Oku kitabı yeni çıktı. Yani Türkçe'de yeni çıktı. Genç adam, böyle bir oturuşta okuyabileceğiniz bir kitap. Ama çok etkileneceğinizi düşünüyorum. Neyse, bunu aldım. Anneciğim, öpüşelim mi? Ay, bak ki. Çişini mi yaptın? Aferin sana.
Bir dakika bekler misin? Ben buraya otur sen. Sen buraya otur. Ben iki dakika videomu çekeyim. Ya! Bekle. Bekle ben kitapları göstereyim iki dakika. Tamam mı? Tamam. Ama ben çekeyim. Bekle. Anne çeksin sonra sana versin. Tamam mı? Bekle otur burada. Şimdi arkadaşlar bir dakika şurayı düzelteyim. Videonun bu kısmında Nil de bize eşlik edecek. Çünkü annesinin yanına geldi. Değil mi Nil? Tamam. Şimdi sen otur anne göstersin. Bekle. Annem. Ama iki de sana bunu vereyim. Sen bunu göster videoda. Tamam mı? Bekle. Sen onu göster. Ben de bunları göstereyim. Ama düşürme tamam mı küpeyi? Sonra kitapçıda gezerken, Mephisto'da gezerken cennetteki ilk günün bir tık daha iyi olabilirdi. Sezen Ünlüönen'in bir romanını gördüm. Ya ismi beni, kapağı da bu arada çok güzel ama ismi böyle çok kendimle yani kendi söylemlerimle böyle çok şey yakın buldum. Cennetteki ilk günün bir tık daha iyi olabilirdi. Bilmiyorum biraz kinayeli. Dedim ki ya Elif hiç bilmediğin hakkında bir şey duymadığım bir kitap. Sen bu kitabı hemen kap dedim ve aldım bunu da. Yalnız bu şu an göstereceğim kitapların hepsini bu hafta içerisinde okumayı planlıyorum. Böyle hızlı hızlı okuyacağım. Yine Timaş'tan bir kitabım var. Timaş'ın yeni çıkanlarından. Bu yazarın bir kitabı daha çıkmıştı. Ben bir türlü onu okuyamamıştım. Ama dedim ki bunu hemen ilk çıktığı gibi okuyacağım. Hakkında hiçbir şey duymadan. Malma İstasyonu. Galiba biraz böyle beni ağlatacak bir kitapmış gibi bir duyum aldım. Ama olmayabilir. Bilmiyorum. Hakkında hiçbir fikrim yok. Hemen okumak istiyorum. Yani belki bu hafta sonu bununla okuma maratonu falan bile çekebilirim. Hiçbir fikrim yok ama yani yapabilirim. Son olarak da Good Dog. İyi köpek. Bu bir çizgi roman. Aynen öyle. Ve birazcık okudum. Grafik roman. Birazcık okudum. Böyle beni biraz duygulandırdı. Hani başları biraz moralim bozuldu, modum düştü ama umarım iyiye gider. Hani bir tane daha böyle bir şey okumuştum. Onun gibi olmaz. Şimdi başlardayım. Küpemi kaybetmedin değil mi anneciğim? Bak mama. Tamam anneciğim. Sayfa 20... 18'e kadar okumuşum. Aldığım yerde böyle biraz karıştırdım bunu. Bir de bu var. Neyse aldıklarım bunlardı. Ve bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Akşam böyle bir şeyler daha çekerim. Biraz belki yeşil çay sohbeti, ananasla açaylı yeşil çay sohbeti yapıp bu videoyu kapatırım. Hafta sonu çünkü ya bu haftalık vlog çok uzun oldu. Aa getir pis, onu yer. Hafta sonu ayrı video çekmeyi planlıyorum. Bilmiyorum yani tam emin değilim. Bakalım. Kokonata güzel davran olur mu? Gel hadi kameraya bir şey söyleyeceğim ve kapatacağım kamerayı. Sonra ağlama bana. Getir. Getir küpemi. Gel kucağıma bir öpeyim. Gel sarılayım. Gel. Öpmedin beni. Onu öpmedin. Güzel öpmedin. Güzel öpmedin. Güzel öp. Güzel öp. Ne arıyorsun? Kameramı düşürme ama. İtimit. Şarkı mı söyleyeceksin? Apanina baka etmedi nilola. Söylemedin şarkı. Söyle tamam. Sima'ya şarkı söyle. Paneroma kimelo kulpe pio baka anani nonona nilola penana ka aminan. Ya arkadaşlar sizin yerinize yapayım mı? Nil'in şarkısı bu kadardı arkadaşlar. Fransızca bir şarkı söyledi size. Bu seçkisi öyleydi yani. Bir sonraki seçkisinde artık bilmiyorum nece söyler. Bir şey daha gösterecektim. Bakın son anda aklıma geldi. Efendim? Çişim var mı? Yok. Yok mu? Tamam. Beni kandırıyor anne çiş diye ama çişi yok. Bir şey daha göstereceğim. Bir şey daha aldım ben. Nasıl unuttum ya? Açtım.
Son olarak bir şey daha aldım. Onu göstermeyi unuttum. MAC'in bu mat rujlarının yapısı değişti ve ambalajı da değişmiş. Ambalajı çok umurumda değil ama yapısı değişmiş. Çok pigmentli ve çok güzel olmuş. Şöyle ambalajı şöyle şu kısmı mat, şu kısmı parlak olmuş. Önce onu göstereyim. Ve şöyle sürümü çok güzel. Pigmenti çok güzel. Ben çok beğendim açıkçası, denedim. Şimdi bu videoda denemeyeceğim ama bir tane aldım. Ben Velvet Teddy'sini aldım. Velvet Teddy'sini çok seviyorum. Ve bu pigmentte de bence Velvet Teddy'nin yeni bu hali çok güzel bu arada. Velvet Teddy'yi sevenler buna şans verebilir. Neyse, en son aldığımda buydu. Bunu unutmuşum göstermeyi. Aa, bu haftalık vlog değil de alışveriş videosu gibi oldu be. Ama uzun zamandır Kadıköy'e gitmiyordum. Resmen Kadıköy çıkarması yaptım eve. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere arkadaşlar. Birkaç hafta önce şu kitabı okumaya karar vermiştim. Hatta o hafta okuyacağım kitaplar arasında da göstermiştim size. Ama bir türlü fırsat olmamıştı. Neyse işte bu hafta başladım. Ya bu hafta dediğim bugün başladım okumaya. Bu hafta ne ya? Bu haftayı nasipmiş. Bugün başladım okumaya. Kitabı da zaten yarıladım bu arada. Kitapta ya bu bir roman. Roman diye geçiyor zannediyorum. Ama yani roman... Ha, bu birinci baskısını almışım. Zaten yeni bir kitap yani. O bir yıl olacak neredeyse. Şöyle zaten kitap alalı da baya baya oldu. Şöyle yazarımızın şahit olduğu iki tane olay var. Mahkeme yargılanma sürecine şahit olduğu iki tane olay var. Ya kitapla ilgili spoiler vermeyeceğim. Çünkü şöyle bir şey oldu. Kitabın başında zaten anlattım bugün size galiba bir yerde ama çevirmenin notu diye bir kısım var başta ve sonrasında da çevirmeni bu arada Ozan Kırıcı, sonra da ön söz var. Ön sözde de şu anlatacağım iki şey, bu anlatacaklarım anlatılıyor. Ben birinci olayla alakalı, yani bu mahsur kadınla alakalı kısmı okumuş bulundum ve spoilerları yemiş bulundum. Direkt okusam daha ilgi çekici olurdu. Soru bu olay gerçek miymiş falan deyip araştırsam daha zevkli olabilirdi benim için. Şimdi şöyle fotoğrafını da göstereceğim bu arada. Kitap alırsanız görürsünüz zaten. Bu kadın karakterimiz. Diğer taraftaki cani annesi bu arada. Kızını evlenmesin diye 25 yıl boyunca evde hapsediyor bir odada. Ama çok kötü şartlarda. O kadının kurtarılışı ve hayatını dinliyoruz. Okuyoruz. Çok çok gerçekten çok etkilendim. Tüylerim diken diken oldu. Ay, kameranın şarjı bitiyor ya. Neyse. Bitirmeyi düşünüyorum bugün yarın. Bugün biter belki de oturur okursam. Ama üzücü bir hikaye yani. İkincisinde de başka bir olayı tanıklık edeceğiz. Tanıklık edilmesini okuyacağız daha doğrusu. Onunla ilgili bir şey okumadım spoiler olmasın diye. Oradan kurtuldum. Neyse devam edeyim okumaya. Abisinden nefret ettim yani kadının. Arkadaşlar, Bostancı sahile, bu arada Edison burada, merhabalaştık. Edison'un bir kaktüs koleksiyonu var, biliyor musunuz bilmiyorum ama buraya bir kaktüs evi gibi bir şey yapılmış, çok güzel olmuş. Buraya sık sık ziyarete gelirsiniz herhalde diye umuyorum. Ben de tesadüf üzeri geldim. Aa, inanmıyorum, sürpriz. Harika, harika. İnanamıyorum, çok güzel. Keşke Nil de uyanık olsaydı da Ediz Bey'le tanışsaydı. Şöyle kocaman bir oh çekesim var. Gerçekten okuduğum kitap nerede diye bakıyordum tam. Bu haftayı bütün, yani bu hafta sonunu tamamen Nil'le geçirdim. Sadık şehir dışındaydı. Yani tam şehir dışı denilebilir mi bilmiyorum. İzmit tarafındaydı. Orada abisinin bir evi var. Onun inşaatıyla ilgili bir şey vardı. Balkon yapıp bir şey yapıyorlardı. Ay şimdi ne bileyim, bu kadar teferruattan bahsetmek zorunda mıyım sanki? Oradaydı tamamen.
Nil bendeydi. Dün AVM günüydü. Yani alışveriş merkezinde vakit geçirdik. Çünkü aslında alışveriş merkezine dün niye gittik? Yani alacak bir iki bir şey vardı. Onlar için gittik. Nil'e ayakkabı bakıyordum ama alamadım. Neyse orada uygun ayakkabı bulamadık. Bugün de tamam, ay buzdolabını kapağın açık bırakmışım. Bugün de tamamen sahildeydik gün boyu. Ay arkadaşlar şu kapatayım geliyorum. Dert oldu. Videoyu çektikten sonra tabletimle uğraşırım diye tabletimi de aldım. Şuraya koyayım bir daha kalkmayayım. Bütün gün sahildeydik. Önce yürüyerek Küçük Yıldan Bostancı'ya doğru gittik işte. Sonra Nil uyudu. Normalde Nil'in öğle uykusu yok ama araba böyle tıkır tıkır yolda inşaat vardı Bostancı'ya doğru. Şimdi o kısımdan bahsedeceğim. Çünkü ya buraları bir yere koyarım ya baş kısma koyarım bu bahsedeceğim şeyi. Bostancı sahilinde inşaat var. Hem metro inşaatı bitti. Oraya böyle parklar falan yapılıyor. Basketbol sahası gibi bir alan yapılmış falan. Bir de Edison'un, biliyor musunuz bilmiyorum ama, bir kaktüs koleksiyonu var. Oraya böyle bir alan yapmışlar. Tamamen kaktüslerle dolu ve ziyarete açılacakmış bir hafta sonra. Bir hafta sonra tekrar giderim. Zaten sabahları yürüyorum. Ara ara böyle pencerelerden bakarım. Edison'la tanıştım. Arkadaşlar bilmiyorum o zaman vlog yüklemiş miydim ama doğumundan hemen sonra Agatha Christie'nin bir tane kitabını okumuştum. Onu tiyatro oyunu vardı. Edison oynuyordu. Başrol oyuncularından biriydi. Neydi ya? Doğu Ekspresi'nde cinayet miydi? 12 Küçük Zenci miydi? Neydi kitabın adı, oyunun adı? Orada da şey demiştim. Bekleyip Edison'la tanışsak mı falan ama sonra nereden olacak falan filan demiştim. Ya ben çocukken Edison'a aşıktım. Böyle ailenin böyle Türk sineması izleyen ergeni bendim. Nefret ederlerdi bu yüzden. Çünkü sabahtan akşama kadar bir film biter bir filmi izlerdim. Yani öyleydim ve kuzenim var Ebru, bu videoyu izlerse bu huyumdan nefret ederdi, bana gıcık olurdu böyle. O ailenin hamaratıydı bu arada. Neyse Ebru'cum selamlar. öyle işte, o izlemez diyeceğim ama ben izlerdim ve Edison'a aşıktım yani. İşte onunla böyle küçük bir sohbetimiz oldu. Kaktüslerle ilgili falan böyle konuştuk. O kısımları çekmedim ama sonra işte sohbetimiz bittikten sonra dedim benim kameram yanımda, niye çekmiyorum falan. Arkasından çektim. Bir daha gidip çok rahatsız etmek istemedim. Ay bir fotoğraf çekilmek de aklıma gelmedi. Arkadaşlar ünlüleri görüp ünlülerle fotoğraf çekilme fobisi olabilir bende bu arada. Kadıköy'de falan çok fazla ünlü görüyorum ama asla tanışamam. Asla fotoğraf çekilmek istemem. Ya zaten böyle her ünlüyle de fotoğraf çekilmek istemem ama Edison'la isterdim ya. Ay çocukluk aşkım. Arkadaşlar hala boyu posu bir uzun bir uzun. Ya bu kısalmış haliyse eğer, yaşlanınca insanlar kısalıyor. Ay Allah'ım ben neler konuşuyorum ya. Neyse işte sonra Küçük Yıldız sahile geldik. Orada Nil'i parkta oynattık. Tabii böyle Nil içimizden geçti. Kuzenim Yasemin vardı. Onun çocuğu Kerem de vardı aynı anda. Ay Allah'ım oraya koş. Sonra Yasiş'lere çıktık. Yasiş diyorum ben. Onlara çıktık. Arkadaşlar ben et döner yemeyen ben. Geçenlerde yine Mel'e de söyledim. Canım et döner istiyor diye. Ye o zaman dedi. Ay asla yemem falan dedim. Ben et döner yiyebilen bir insan değilim. Yani apandisim patladığında et döner canım çekmişti. O zaman bile çok uzun zaman sonra yedim. Hani böyle yememek için direndim. Çünkü çok seven biri değilim. Ama neyse yedim. Öyle işte haftayı böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Yani yarın artık şu yeni kameramla, DJ'in yeni kamerası var. Böyle bir çantası var. Nasıl pratik. Her şey bütün. Her şey içinde. Çok pratik. Onunla çekmeye başlayacağım. Ben böyle tikli, obsesif biri olduğum için ya bu hafta Canon'la başladım. Canon'la bitsin. Yeni haftaya onunla başlayayım diye böyle bir şeye girdim. Triplere girdim. O yüzden onunla başlayamadım. Şimdi bugün şu kitabı bitireceğim artık. Çünkü dün akşam bitiremedim. Uyuyakaldım. Yani çok uykum vardı. Hemen uyudum. Zaten yarısındayım. Diğer yarısında okur bitiririm hemen bugün. Yine Timaş'tan yeni çıkan bir kitabı okuyacağım. Onu çok merak ediyorum. Ona başlayacağım. Bir de böyle herkesin elinde görüp o herkes okuyup bir şeyler söyleyince etkisi altında kalıyorum. Okuyamıyorum. O yüzden kimse okumadan okuyayım diyorum. Öyle. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.